Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Kıymetli kardeşlerim, Hac suresine başlıyoruz bugün. Bu surenin bir kısmının Mekki, bir kısmının Medeni olduğu söyleniyor. Yani Mekki olan kısım Mekke'nin son dönemleri hemen hemen. Medeni olan kısım da Medine döneminin ilk kısımları. O dönemde bu surenin ayetlerinin indiği söyleniyor. Ya eyyühen nâsü tekû rabbekum. Ey insanlar, Rabbinizden sakının. Bu Allah'tan sakınma meselesi Allah-u Teala'nın azabından sakınma şeklinde yorumlanır. Yani Allah-u Teala haşa korkulacak bir varlık değildir, korkunç bir varlık değildir. Fakat onun azabından biz korkarız. Buradaki Allah-u Teala'dan korkma meselesi takva bilinciyle ona yönelme, yani şuurlu bir şekilde kulluk yapma anlamında yorumlanır. İnne zelzelete sa'ati şeyun azim. Bu saatin zelzelesi var ya, yani kıyamet kastediliyor. Kıyamet sırasında bir deprem olacağı ifade ediliyor. Onun azametli bir şey olduğu söyleniyor. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَمَّرْدَعَتْ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. O kadar dehşetli bir gün ki, emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğu bırakıyor. Normalde kadınlar bırakmazlar bebeklerini yani. Ama o kadar dehşetli bir gün ki fark edemiyor, ondan uzaklaşıyor yani. Her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. O da dehşetli bir durumla karşılaştığını gösteriyor annelerin. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى. İnsanları sen sarhoş görürsün. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Aslında sarhoş da değiller. O kadar şey bir durum ki, o kadar zor bir durum ki kıyamet sahnesi, o deprem anı ki zaten bizim şahit olduğumuz depremler de onun provası gibi yani. Ama fark ne? Kıyamet sahnesinde her şey paramparça olacak, hiçbir şey kalmayacak yani. Hani buradaki 40 saniye oluyor, 50 saniye oluyor, bir dakika oluyor vesaire, o yok yani, her şey paramparça olacak. O kadar dehşetli, herkes şaşırmış halde. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ. Allah'ın azabı şiddetlidir. Ondan insanların sakınması gerekir. Ateşin şakası olmaz. Yani dünyadaki ateş, biraz tutsak parmağımızı neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Allah-u Teala insanların orada, inkarcıların yani ebedi yanacağını söylüyor. Ona dönük de tedbir almak gerekiyor. Hem kendimizi koruyacağız ateşten, bir de hu enfusekum ve ehlikum. Allah-u Teala kendinizi koruyun, ailenizi de koruyun diyor. Hem çevremizi, eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, onları ateşten korumaya çalışacağız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. İnsanlardan öyleleri var ki Allah hakkında tartışıyor bir bilgiye dayalı olmaksızın. İslam delil dinidir. Ne yapıyorsak, ne söylüyorsak bir delile dayalı olarak yapmalıyız, söylemeliyiz. Konu komşudan böyle duydum, babamdan böyle görmüştüm, dedemden böyle işitmiştim. Bu delil olmaz. Niye delil olmaz? Allah-u Teala kitabını göndermiş zaten. Diyor ki doğrusu orada. Allah'ım işte babam öyle demişti, dedem öyle demişti. Tamam, Allah razı olsun, babamız dedemiz bize yol gösteriyorsa. Fakat insan sonuçta bu. Kasten veya kasten olmaksızın yanılabilir. Sürekli kendimizi kontrol edeceğiz. Acaba doğru söylüyor muyuz, doğru yapıyor muyuz? Doğru söylüyor muyuz, doğru yapıyor muyuz, kontrol edeceğiz. Bu kontrol araçları da bize verilmiş. Birincisi Allah-u Teala'nın kitabı, ikincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Bunları bol bol okuyacağız, anlayarak okuyacağız. Ve bakacağız, doğru yapıyor muyuz, doğru söylüyor muyuz? Çevremizdekileri de tabii uyaracağız, onları da doğruya davet edeceğiz. Ama bu daveti yapabilmek için bilmek lazım yani. Ne kadar bileceğiz? Ya ne kadar gücümüz yetiyorsa o kadar bileceğiz. Herkes kendi çapında bir şeyleri düzeltebilir yani. Mesela hayra çağıracağız değil mi insanları? Bir hadis-i şerif duyduk ki, Peygamberimiz yolda bir taş gördün, kenara çektin, bu sadakadır demiş. Bunu anlatacağız insanlara. Bak, iyilik yapmak çok kolay diyeceğiz. Kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır diyor hadis. Bunu duyduk. Bunu yaygınlaştıracağız. Diğer insanlara da anlatacağız ve gülümseyeceğiz aynı zamanda. Onları da birbirimize güler yüzlü olmaya teşvik edeceğiz.
Ve yettebi'u kulle şeytanin merid. O Allah hakkında tartışan kimsenin diğer özelliğine, her azgın şeytanın peşine düşüyor. Şimdi şeytan, bizim bildiğimiz şeytan, yani cinlerden olan bir varlık var. Bir de o şeytanın yolundan gidenler var. Gerek cinlerden, gerek insanlardan şeytanın yolunu takip eden kimseler de şeytandır. Haliyle onlara uymak da şeytana uymak anlamına gelir. Bu kötü kimse, yani bilgisi olmadan Allah hakkında tartışıyor, Allah hakkında bir şeyler söylüyor, misaller getiriyor, itirazlar getiriyor vesaire. Bu kişinin diğer özelliği de nerede bir şeytan görse onun peşine takılıyor. Kutibe aleyhi ennehu men tevellahu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ila azabis sa'ir. Kutibe aleyhi, ona yazıldı, yani şeytandan bahsediliyor. Ennehu men tevellahu, kim onu veli edinirse şeytanı, kim onu dost edinirse, fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ila azabis sa'ir, onu o çılgın azaba doğru yönlendirir, o tarafa götürür şeytan. Onu saptırır ve azaba götürür. Yani şeytan bir şeye davet ediyor, Allah-u Teala bizi başka bir şeye davet ediyor. Allah-u Teala bizi selam yurduna çağırıyor, yani cennete, huzur ortamı yani. İnsanların selametli olduğu bir yere çağırıyor, şeytan da insanları saptırıyor, alevli bir ateşe çağırıyor ve maalesef insanların epey bir kısmı da ateşe doğru gidiyor. Biz de elimizden geleni yapacağız, acaba onları nasıl ateşten kurtarırız diye. Yoksa her koyun kendi bacağından asılır, ne yapalım, o öyle karar vermiş, o da öyle inanıyor vesaire. Herkesi kendi haline bırakalım. Yazık değil mi yani, adam ateşe niye gitsin yani? Biz ona diyeceğiz, dur, yanlış gidiyoruz. Bu tarafa gelmen lazım diye onu doğruya çağıracağız. Ya eyyühen nasu in kuntum fi raybin minel ba'fi fe inna halaknakum min turabin thumme min nutfe. Ey insanlar, Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar denince bazen kafirler kastedilir, bazen de Müslümanlar kastedilir, bazen de insanlar, genel olarak insanlar kastedilir. Peki nereden bileceğiz? Bağlamına göre çıkıyor anlamı. Nerede insanlar kastedildi, nerede Müslümanlar, nerede kafirler kastedildi. Ya eyyühen nasu, ey insanlar, in kuntum fi raybin minel ba'fi. Dirilmek konusunda şüphedeyseniz, belli ki bu insanlar inkarcı insanlar. Çünkü ahirete kim gitmiş gelmiş, kim görmüş? Hani o kadar adam öldü, var mı bir haber falan diye alay eden insanlar var. Bunlar ahiretten şüphe duyuyorlar. Halbuki ahiret inancı olmazsa, ahiret diye bir şey var olmazsa, hesap günü yoksa bu dünyayı anlamlı görme imkanımız yok. Bu dünya anlamsız bir yer. Bakın Netanyahu 35 bini buldu. O kadar Müslümanı, kadın, çoluk, çocuk öldürüyor da öldürüyor, öldürüyor da öldürüyor. Biz de seyrediyoruz da seyrediyoruz. Maalesef yani İslam dünyası milyarları buluyor nüfusu. Yahudileri toplasan 14-15 milyon Yahudi var dünyada. Azlar yani. Ama gelin görün ki göstere göstere öldürüyor. Biz de maalesef izliyoruz. Bu biraz bizim korkaklığımızdan, biraz da gücümüzün yetmemesinden kaynaklanıyor. İnşallah Allah-u Teala imanımızı kuvvetlendirsin. İnşallah daha da güçlü olalım. Kafirlerden korkmayalım. Onların zulmünü inşallah engelleyelim. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Biz sizi yarattık topraktan. Bu topraktan yaratılma kısmı Hazreti Adem'le ilgili. Hazreti Adem'den sonrakiler min nutfe diyor, nutfeden yaratıldı. Yani karı koca ilişkileri sonucu insanlar yaratılıyor. İlk yaratılış topraktan olmuş. Sonraki yaratılışları insanların karı koca ilişkileri sonucu meydana gelmiş ve geliyor. ثُمَّ مِنْ عَلَقَ. Sonra onu alakaya çevirdik diyor. Alaka asılı duran şey demek. Bizim sülük var ya, hani tedavide kullanılıyor, işte insan vücuduna yapışıyor, oradan kaymıyor vesaire. O sülükle de şey yani, onun gibi yani asılı duran şey demek. O kadın erkek işte birleşmesinden sonra o oluşan şey asılı olarak rahim duvarında duruyor, ondan bahsediyor yani. ثُمَّ مِنْ مُدْغَ. Sonra o bir et parçasına dönüşüyor. مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَ. Belli belirsiz bir et parçasına dönüşüyor. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. Ki size bunu açıklayalım diye diyor Rabbimiz. Ve نُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Biz bir süre o rahimlerde tutuyoruz. Dilediğimiz şekilde, Allah-u Teala'nın dilemesiyle belli bir süreye kadar orada tutuyoruz diyor. Yani bu sürede nedir genellikle? Allah-u Teala 6 ay kadar tutuyor, 9 ay kadar tutuyor. O süre bitince de o çocuk doğuyor.
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا Sonra biz sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz, yani bebek olarak çıkarıyoruz. ثُمَّ لِتَبْلُهُ اَشُدَّكُمْ Sonra olgunluk çağına siz ulaşıyorsunuz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ Sizden öldürülenler var. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُورِ Sonra en rezil, ömrün en rezil durumuna getirileni var. Yani insanların bir kısmı doğar doğmaz ölüyor. Kimisi 10 yaşına, kimi 20, 30. Kimi de diyor ömrün en rezil noktasına geliyor. O da nedir? Kendisini tanımıyor artık. Kendi resmini görse kim olduğunu bilemiyor. Çocuğunu görüyor, onu tanımıyor. Evine bakıyor, evini çıkaramıyor vesaire. Kimi de bu yaşa kadar yaşatılıyor. Allah-u Teala karar veriyor kim ne kadar yaşayacak. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ اِلْمٍ شَيْئًا Ki o bilmez hale geliyor. Hani bilirken sonra bilmez hale geliyor insan. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ Burada da Allah-u Teala tabiattan bize söz ediyor. Yeryüzünü de ölü kupkuru görürsün diyor Rabbimiz. Yani baharda zaten her şey soluyor, kış geliyor, her yer kupkuru. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, harekete geçer, kabarır. Her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitiririz diyor. Bu da canlanmaya tekabül ediyor. Yani bu misal aslında insanın yokken nasıl var olduğunu da somut bir şekilde gösteriyor. Bizim kıyas yapmamız bekleniyor. Biz de böyle Allah-u Teala'nın gerek kendi üzerimizdeki ayetleri, gerekse evrendeki ayetleri üzerine düşünürsek inşallah bizim kulluğumuz daha da artar, daha fazla Allah'tan korkarız ve bu sayede de inşallah cenneti hak ederiz. Burada böyle komşu olduğumuz gibi, bir araya geldiğimiz gibi inşallah cennette de bir araya geliriz. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اِنْ حَمْلَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Son duamız, alemlerin Rabbine hamdolsun. El-Fatiha.